Ekranda y eşittir gx'in grafiğini görüyoruz. x eşittir 7'de bir süreksizlik var ve x 7'ye yaklaşırken gx'in limitinin ne olduğunu bulmak istiyoruz. Fonksiyona verilen değerler 7'ye yaklaşırken fonksiyon kendisi neye yaklaşıyor olabilir? Fonksiyonun girdi değerleri 7'ye 7'den küçük değerlerle yaklaşırken, mesela x 3 iken gx'in değeri bu. g4 burada, g5 burada, G6 eksi 1'den biraz küçük gibi görünüyor. G6 buçuk, G6 virgül 5, eksi 0 virgül 5 gibi. G6 virgül 9, buralarda gibi, 0'dan biraz küçük. G6 virgül 9, 9, 9 hala 0 değil ama 0'a biraz daha yakın bir değer. O halde x 7'ye yaklaşırken ama 7 değil, fonksiyonun değeri 0'a yaklaşıyor diyebiliriz. Şimdi bunun x'in 7'den büyük değerleri için doğru olup olmadığına da bakalım. G9 burada yukarıda 6 civarında. G8 2'den biraz büyük. G7,5 1'den biraz büyük. G7,1 Evet, g 7 sıfırdan biraz büyük, g 7 sıfıra biraz daha yakın, g 7 daha da yakın olduğuna göre, x 7'ye bu yönden yaklaşırken de g x'in değerinin 0'a yaklaştığını söyleyebiliriz. Ve bu ilginç bir durum çünkü x 7'ye yaklaşırken limitin değeri, fonksiyonun 7'de aldığı değer olan g 7'den farklı. Evet, fonksiyona 7 değerini verdiğimizde fonksiyonun değeri 3 oluyor. Buradaki süreksizlik noktası ya da kaldırılabilir süreksizlik noktası desem daha iyi olur. Şu anda çok detayına girmeyeceğim ama eğer limitin bir değere yaklaşırken aldığı değer fonksiyonun o değerde verdiği sonuçtan farklıysa fonksiyonun o noktada süreksiz olduğunu söyleyebiliriz.